Hurmatli dasturchilar, biz bugun sizlar bilan mobil menyuni yasashni ko'rib o'tamiz. Mobil menyuni ko'rinishi mana quyidagicha bo'ladi. Agarda desktop bo'ladigan bo'lsa, ya'ni desktopda biz uchta ustun berganmiz. Mana bunda menyu o'zi holicha bo'ladi. Faqatgina ikkita ustun va bitta ustunga o'tganda mana bu mobil ko'rinishiga o'tib qoladi. Mana shu menyuni yasashni bu darsda ko'rib o'tamiz. Endi o'zimizning kodimizga o'tamiz. Bu kodimizning ko'rinishi hozirgi holatda mana bunday. Ya'ni biz buni siqadigan bo'lsak, mana oxiri mana bunaqa ko'rinish kelib qoladi. Ya'ni tugmalar ustma-ust tushib qoladi, juda ham noqulay ahvolga tushib qoladi. Endi shuni to'g'rilaymiz. Bizda mana bular hammasi A tagini tashkil qiladi. A tagi bizda display qiymati inline. Agar biz uni blok qilsak, hammasi alohida qatorga joylashadi. Demak, shu ishni qilamiz. Buni mobilniga qilamizmi yoki planshetga? Planshetga qilsak, o'zi mobilniga ham o'tib ketadi. Demak, Media Max 786 ichiga kirib, o'sha CSS-larni yozamiz. Demek bize de A tege bana bular. Yani now'ı içindeki A'da birleşimiz gerek. Now tege'nin içindeki A beramızı. Bunu display kıymatı mobil yani planşet bu yandan ki bu display kıymatı blok bolsun deyimiz. Yani hamısı Allah'ı da katorda joylaşsın. Çünkü bana bu mobil ge holat ge utkende yani hamısı Allah'ı da joylaşken. Onun için bize onu display kıymatı ge blok birleşimiz gerek. Endi o'zimizdan saytimizga o'tamiz, o'zgarishlarni ko'ramiz. Mana planshetga o'tsak, mana bunaqa alohida qatorlarga joylashdi. To'g'ri bo'ldi. Endi mana bu bilan buni alohida qator qilishimiz kerak. Ya'ni bularning ikkalasini display qiymatini blok qilishimiz kerak. Aslida bu ikkalasi display qiymati blok edi, lekin biz uni ota tagiga flex berganmiz. Ya'ni ota tagi header. Mana agar tepaga qaraydigan bo'lsak, mana bu header display qiymati flex berganmiz. Mana shu flex qiymatini biz olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz unga blok beramiz. Ya'ni o'sha qiymatni yo'qotish uchun biz headerga displayga blok beramiz. Va natijasini ko'ramiz. Mana natijada ikkalasi alohida-alohida qatorga joylashib qoldi. Endi mana bu tepadagi qismni orasini ochamiz. Ya'ni u qism bizda mana bu div logoni ichida joylashgan. Ya'ni biz class nomi orqali logo deymiz. Ve padding'e tepe pasige 15 ikide çetige 0 versiyen böyle padding'de hata ketip kaldı padding doğruyumuzu mene orası bana açıldı yine hemen yazılanı ortaya kılışımız gerek hemen yazılanı ortaya kılışımız gerek hemen header'ı içi de çoğulaşken çünkü için header'ı uzaki yazıp koysayın böyle mene text align deyip durup center desa hammasi mana o'rtaga kelib qoladi. Mana endi bizda planshetda va mobil holatida mana shu menyu ko'rinishi o'zgarib qoladi. Mana bu darsimiz shundan iborat. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.